Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli Biyoloji Öğretmeni Murat Doğan. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan biyoloji sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2021 alan yeterlilik testindeki biyoloji sorularını çözeceğiz. 28. soru. Aşağıdaki durumların hangisinde insan kalbinin atış hızında düşüş olması beklenir? A) Kandaki adrenalin hormonu seviyesi arttığında. Adrenalin hormonu insan kalp atış hızını düşmesi değil, artmasını sağlar. Öyleyse bu öncül yanlış oldu. Kandaki karbondioksit miktarı arttığında, yine karbondioksit miktarı kanda artar ise kanın baktığımızda asitliği artar. Yani pH'ı azalır. pH azaldığında bu solunum merkezi tarafından reseptör aracılığıyla fark edilir ve kalp atış hızı artırılır. Öyleyse yine düşmedi kalp atış hızımız arttı. Kandaki troksin hormonu seviyesi arttı. Troksin metabolizma hızını artırdığı için kalp atış hızını da artırır. Öyleyse yine yapsı Arttı. Vücut sıcaklığı arttığında, vücut sıcaklığı arttığında metabolizma hızlandığı için yine kalp atış hızı artacaktır. Kalbe etki eden asetilkolin miktarı arttığında, asetilkolin otonom sinir sisteminde vagus siniri, hatırlayalım, vagus siniri aracılığıyla salgılanan asetilkolin kalpte impuls oluşturma hızını, impuls oluşturmasını, ritmini azaltır. Bakın zaten bizim aradığımız şey buydu. Asetilkolin kalp atış hızını azaltır. Hangisinde düşüş olması beklenir dediği için doğru cevabımız E seçeneği. 29. soru. İnsanda iskelet kaslarının kasılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? yanlış olanı bizim için soruyor. İskelet kaslarının kasılmasında kalsiyum iyonlarına gereksinim duyulur. Evet, sarkoplazmik retikulum içerisindeki kalsiyum iyonları aktin miyozin iplikçikleri üzerine boşaltılırdı. Böylece ne yapılıyordu? Kasılma olayı gerçekleşiyordu. Doğrudur. Kasılma sırasında iskelet kası hücrelerindeki aktin ve miyozin iplikçiklerinin boyu kısalır. Halbuki biz aktin ve miyozinin boyu değişmez deriz kasılma esnasında aktin ve miyozinin boyu değişmez. Hatta A bandının boyu değişmez, miyozin değişmediği için şeklinde ifade ederiz. Öyleyse yanlışı bulduk. C. İskelet kasları enerji kaynağı olarak glikojeni kullanabilir. Doğrudur. Glikojen enerji kaynağı olarak kullanılabilir. İskelet kası hücrelerinin uyarılması motor sinirlerle gerçekleşir. Evet doğrudur. İstemli kas faaliyetleri motor sinirlerle ne yapacaktır? Kasa bağlantı yapacaktır. E. İskelet kaslarında kasılma sırasında sarkomerin boyu kısalır. 2 Z çizgisi arasındaki alana biz sarkomer adını verirdik ve Z çizgileri kasılma esnasında yaklaştığı için sarkomerin boyunun kısalması da doğru bir ifade oldu. Hangisi yanlıştır dediği için bizim yanlış cevabımız buradaki B seçeneği. 30. soru. İnsanda denetleyici ve düzenleyici sistemin bir parçasını oluşturan Hormonal sistem ile ilgili genellemelerden hangileri doğrudur? Bir hormonun etki gösterebilmesi için tüm vücut hücrelerinde bağlanabileceği reseptörlerin bulunması gerekir. Şimdi bir hormon etki gösterebilmesi için ilgili reseptör baktığımızda hangi hücrede varsa ona bağlanmalıdır. Tüm vücut hücrelerinde bir hormonun etki gösterebilmesi için tüm vücut hücrelerinde reseptör bulundurması gerekmez. Mesela tiroid stimül edici hormon ne yapıyor? Sadece tiroid bezini uyarıyor. Yani tüm vücut hücrelerinde reseptör bulunmasına ihtiyacı yok TSH'ın etkinlik göstermesi için. Sadece uyarması gereken hücrelerde reseptör olmalı. Öyleyse yanlış oldu. 2. Hormonlar salgılandıkları endokrin bezlerden vücut hücrelerine kan yoluyla taşınır. Evet endokrin bez zaten bu baktığımızda. O yüzden de kan doku yoluyla hormonlar hedef doku ya da hücrelere taşınırlar. Doğru bir öncü oldu. 3. Vücudun hormonal sistem aracılığıyla uyarılara karşı tepki verme hızı sinir sistemi aracılığıyla verilene göre daha yavaştır. Doğrudur. Hormonal baktığımız zaman tepki sinirsel tepkiye göre daha yavaştır. Öyleyse doğru cevabımız 2-3-D seçeneği oldu. 31. soru İnsan solunum sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Ergin bir bireyin akciğerindeki toplam gaz değişim alanı derisinin yüzey alanından daha büyüktür. Şimdi ergin bir insanın akciğerinde toplam gaz değişim alanına baktığımızda alveoller aklımıza gelecek. Alveoller sayesinde yaklaşık olarak 100 metrekarelik bir alan oluşuyor. Toplamda alveollerin açılmış halini düşünürsek 100 metrekarelik bir alan yani deri yüzeyinin yaklaşık 50 katı öyleyse doğrudur. Akciğerdeki toplam gaz değişim alanı deri yüzeyindekinden daha büyüktür. Evet yaklaşık olarak 50 kattır hatta. B. Solunum gazlarının solunum yüzeyinden alışverişi difüzyon kurallarına göre gerçekleşir. Evet oksijen karbondioksit değişiminde difüzyon kuralları geçerlidir. Doğrudur. C. Egzersiz sırasında soluk verilirken dışarıya atılan havada sadece karbondioksit bulunur. Halbuki hava bir karışım. İçerisinde kullanmadığımız oksijen de var, azot da var. Öyleyse sadece karbondioksit bulunur. Yanlış bir öncü oldu. D. Kana geçen oksijenin çoğu oksihemoglobin şeklinde taşınmaktadır. Evet baktığımızda hemoglobin molekülüne bağlı olarak oksihemoglobin şeklinde oksijen daha çok taşınır. Çok az miktarda çözülmüş olarak taşınabilir. Doğrudur. E. Kan dolaşımındaki karbondioksitin kısmi basıncının artması solunum merkezini uyarır. Eğer karbondioksit miktarı kanda artarsa, pH değişiminden dolayı solunum merkezimiz ne yapacaktır? Uyarılacaktır ve kalp atış hızı artılacaktır. Yani soluk alış veriş hızı artılacaktır. Bize hangisi yanlıştır diye sorduğu için doğru seçenek C. 32. soru bir polipeptit sentezinde işlev gören mesajcı RNA'nın zincirinin belli bir bölümündeki 6 kodonun nükleotit dizisi aşağıda verilmiştir. Bakın burada numaralarla verilmiş mRNA'daki kodonlarımız. Bu mRNA'ya kalıplık eden DNA zincirinde meydana gelen bir mutasyon sonucu 3. kodon AGU kodonuna dönüşüyor. 3. kodonumuz burası neye dönüşmüş? A G U dönüşüyor ve sentezlenen polipeptidin amino asit diziliminin değişmediği amino asit dizilimi değişmiyor. Bir baktığımızda burada mutasyon oluştu. Siz de görüyorsunuz sitozin yerine urasil gelmiş ama amino asit diziliminde herhangi bir protein sentezine değişiklik olmamış. Sadece bu açıklama ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bir, bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifrelenir. Bakıyorum normalde değişim şu. A, G, C. Bu bir amino asite denk geliyor. Doğrudur amino asite. Şifre değişmiş A, G, U olmuş ama amino asit değişmiyor. Öyleyse bakın bir amino asit birden fazla şifreyle şifrelenmiş. Yani bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. Bizim için gerçekten de bu olayı açıkladı. 2. Meydana gelen mutasyon, ilgili kodonun durdurma kodonlarından birine dönüşümle neden olmuştur. Şimdi durdurucu kodonları hatırlayalım. UAA, UGA, UAG. Halbuki bizim dönüşen şey AGU. Bakın siz de görüyorsunuz AGU. Durdurucu kodonlara hiç benziyor mu AGU? Benzemedi arkadaşlar. Öyleyse durdurucu kodonlardan bile dönüşmüştür, dönüşmemiştir. 3- Mesajcı RNA'nın bu bölümünde en az 6 çeşit amino asit şifrelenmektedir. Şimdi burada 6 tane kodon var ama en az 6 çeşit amino asit mi şifreleniyor yoksa bazı kodonlar aynı amino asiti mi şifreliyor? Bunu buradan ne yapamayız? Sadece bu açıklamayla ilgili çıkartamayız. Öyleyse hangilerine ulaşılabilir dediği için yalnız bir A seçeneği doğru cevabımız. 33. soru. Aşağıda aynı ekosistemde yaşayan canlılar arasındaki simbiyotik etkileşimlerle ilgili örnekler verilmiştir. 1. Baklagil ve baklagil köklerindeki nodülde yaşayan bakteri birlikteliğinde bakteri havadaki azot gazını bağlayarak baklagilin azotu kullanabilmesini sağlarken baklagil ise bakteriye organik besin sağlar. Şimdi bu birlikteliğinde nodül birlikteliğinde baklagile baktığımız zaman azot kullanıyor. Kimin? Bakterinin üretmiş olduğu azotu aldı baklagilimiz, fasulyemiz. Peki bakterinin ne faydası var? Buradaki bitkimiz bakteriye besin verdi, organik besin verdi. İkisi de karşılıklı olarak bu işten fayda sağladığı için biz bu birlikteliğe mutualizm adını verirdik. Mutualizm, mutlu birliktelik. İki, mandalar ile bir çayırdaki böceklerin birlikteliğinde Mandalar otlamaları sırasında otlar arasındaki böcekleri ezerken kendisi bu durumdan bir fayda sağlamaz. Şimdi baktığımızda bir tarafın ezildiği için zararı var. Diğer tarafın ne faydası ne zararı. Yani mandanın ne faydası ne zararı var ama buradaki böcekler ezildi öldüler. Öyleyse zararları var. Eksi sıfır yani amensalizm birlikteliğini gözlemleriz. 3. Sucul kaplumbağalar ve onların kabukları üzerinde yaşayan yosunların birlikteliğinde yosunlar kaplumbağalar sayesinde yer değiştirip korunurken kaplumbağalar bundan etkilenmez. Bakın yosunların faydası varken kaplumbağalar bundan etkilenmiyor. Artı sıfır. Bunun da biz kommensalizm olduğunu ifade ederiz. Kommensalizm. Bu örnekler ile simbiyotik etkileşim çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir. Bir de mutualizm, iki de amensalizm, üç de kommensalizm var dedik. Öyleyse hadi gelin hep birlikte bakalım. Bir de mutualizm olması gerekiyor ya da mutualizmin bir olması gerekiyor. Yine baktığımızda amensalizmin iki olması gerekiyor ve kommensal ilişkinin de üç olması gerektiğini söylemiştik. Doğru cevabımız E seçeneği. 34. soru. Aynı uzunluktaki iki DNA molekülü üzerinde araştırma yapan bir öğrenci, birinci DNA molekülündeki guanin ve sitozin bazlarının toplam sayısının ikinci DNA molekülündekine göre daha fazla olduğunu gözlemliyor. Yani aynı uzunlukta DNA molekülümüz aynı nükleotit sayısında olduğunu ifade edebiliriz ama nükleotit sayısı benzer, guanin ve sitozin sayısı daha fazlaymış kime? Adenin ve timin sayısından baktığımızda birinci de. İkinci DNA molekülündekine göre daha fazla olduğunu. Birinci DNA molekülünde bu sayı daha fazla. Buna göre öğrenciler üzerinde çalıştığı birinci DNA molekülü ilgili. Birinciye bakıyoruz. Şimdi bir kez daha şuraya bakalım. Birinci DNA molekülünde guanin sitozin toplam sayısı ikinciden daha fazla. Birinci de guanin ve sitozin oranı daha fazla. Adenin ve timin daha az. Onu ifade edebiliriz. Hangisi doğrudur? İkinci DNA molekülüyle Aynı nükleotit dizilme sahiptir. Burada nükleotit dizilimine dair hiçbir bilgi sunulmamış. Öyleyse buradan bu sonucu çıkaramayız. 2. İki, i̇kinci DNA molekülüne göre yüksek sıcaklığa karşı daha dayanıklıdır. Şimdi guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağlarının, adenin ile timin arasında ikili hidrojen bağlarının bulunduğunu bilirsek, guanin sitozin oranı birinci DNA'da daha fazlaysa öyle demiştik. Guanin sitozin birinci DNA'da daha fazla ise daha çok hidrojen bağı bulunduracağı için ikinciye göre bakın ikinciye göre daha yüksek sıcaklığa dayanır birinci DNA'mız öylese doğru bir ifade öncül oldu. 3 İçerdiği fosfoester bağı sayısı ikinci DNA molekülünden daha fazladır. Guanin-sitozin oranına bakarak ne yapamayız? Fosfodiester bağı sayısını doğrudan karşılaştıramayız. Zaten aynı uzunluk dediğine göre benzer nükleot sayısına sahip olduğunu söylemiştik zaten. Öyleyse birincinin içerdiği fosfodiester sayısı daha fazladırı biz buradan çıkaramadık. Hangisi doğrudur dediği için doğru cevabımız yalnız iki B seçeneği. 35. soru. Popülasyonlarda her yaş grubunda hayatta kalan bireylerin sayısı grafiğe aktarıldığında hayatta kalma eğrileri elde edilir. Aşağıda KLM popülasyonlarının hayatta kalma eğrileri verilmiştir. K, L, M. Buna göre KLM popülasyonları ile ilgili ifadelerinin hangileri doğrudur? Bakalım. K popülasyonunun erken ve orta yaşlarda ölüm oranı yüksektir. Halbuki bakın hayatta kalan canlı sayısı erken yaşlarda genç bireylerde çok yüksek. Siz de görüyorsunuz düşmemiş aşağıya. Yaşlı bireylerde ölüm oranının biz fazla olduğunu gözlemliyoruz. K popülasyonunda. Öyleyse K'da erken yaşta ölüm oranı yüksektir. Yanlış bir ifade oldu. 2. L popülasyonunda her yaş döneminde ölüm oranı sabittir. L'de bakın sabit bir oran görüyoruz. Siz de gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Öyleyse doğru. Bir öncül oldu. 3. M popülasyonunda erken yaşlarda ölüm oranı yüksektir. M için baktığımızda bakın birey sayısının çok genç yaşlarda erken yaşlarda hızla düştüğünü, yani ölüm oranının yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Öyleyse hangileri doğrudur dediği için 2 3 D seçeneği doğru cevabımız oldu. 36. soru. Çeşitli ökaryotik hücrelerde gerçekleşen olaylarının hangilerinde FAD'ın indirgenmesi gerçekleşir? FAD'ın indirgenmesi, FAD'ın hidrojenleri yakalay yakalayarak FAD H2'ye dönüşümlü bizim için ifade eder. Bakın FAD indirgenmiş oldu. Bu olayın gerçekleştiği yer bizim için sorulmuş. Bir glikoliz. Glikoliz de zaten FAT hiç kullanmayacak. Hatırlayalım. Glikoliz olayında sadece ATP önce harcanma sonra tüketimi. Önce harcanıp sonra üretimi. Ve baktığımızda NAD molekülünün indirgenmesi. NAD'dan NAD molekülünün oluşumu karşımıza çıkacak. Öyleyse burada FAD'ı görmedik. Krebs döngüsü doğrudur. FAD'ın zaten tek kullanıldığı yerdir aslında. Fat, FAD H2'ye ne yapacaktır? Krebs döngüsünde Dönüşecektir, üretilecektir. 2 FAD, 2 h 2 üretilir. Etil alkol fermentasyonu malumunuz. Etil alkol fermentasyonu zaten glikolizden sonra piruvat molekülünün son ürünler evresini bizim için ifade eder. Dolayısıyla burada FAD molekülüne rastlamayacağız. Laktik asit fermentasyonu yine benzer şekilde glikoliz sonucunda oluşan piruvatın son ürünü olarak Laktik asitle dönüşmesini ifade eder. Orada kullanılan aslında NADH2 molekülünün kime? nada dönüşümüdür. Fadla ilgili bir değişim yoktur. Öyleyse fadın indirgendiği yapı neresi oldu? Krebs döngüsü yalnız iki A seçeneği doğru cevabımız. 37. soru. Fotosentez yapan canlıları inceleyen bir öğrenci. Bu canlıların fotosentez sırasında atmosfere verdikleri ürünlerin farklı olduğunu gözlemliyor. Atmosfere verilen ürünün farklılığı ilk aklımıza gelen şey oksijen, gazı atmosfere veriliyordu ya da kükürt gazı verilebilirdi. Hatırlayalım karbon, karbondioksit molekülü fotosentezde ne yapacaktı? Kullanılacaktı. Bizim için organik besin maddesine C6H12O6'ya dönüşecekti. Bu işlemde karbondioksitten organik besin üretilmesi standart değişmiyordu. Ama karbondioksit artı hidrojen kaynağı değişiklik gösterip su olabilirdi ve C6 H12O6 artı oksijen gaz açığa çıkabilirdi. Ya da hidrojen bakterilerinde baktığımız zaman e, kükürt bakterilerinde karbondioksit artı H2S. Bakın ne yaptı? Su yerine hidrojen kaynağı H2S oldu. Yine C6H12O6 artı S2 gaz oluşurdu. Bize zaten neyi söylüyordu? Atmosfere verdikleri ürün yani oksijenle kükürtten bahsediyor. Farklılık göstermiş. Bu farklılığa canlıların fotosentez hızları arasındaki değişkenlik. Şimdi fotosentezin hızlı ya da yavaş olmasını ışık şiddeti, ışığın dalga boyu birçok değişken etkileyebilir. Ama fotosentez hızlandığı ya da yavaşladığı için oluşan son ürün değişmez. 2. Maruz kaldıkları ışık şiddetindeki değişiklik. Zaten ışık şiddeti de fotosentez hızına etkilen faktörlerden bir tanesi. İstersek ışığın şiddetini, istersek rengini değiştirelim. Son ürün üzerine doğrudan bir etkisi olmaz. Sadece fotosentez hızı oluşan organik madde ya da yan ürün olarak gördüğümüz bu atmosfere verdiğimiz gazın oluşum hızını değiştirebilir. 3. Fotosentezde kullandıkları hidrojen kaynaklarının değişkenliği. Evet bakın biz ne demiştik? Hidrojen kaynağımız değiştiği için son ürünümüz ne yaptı? Buradaki atmosfere verdiğimiz yan ürün değişti. Bunu açıklayan öyleyse üçüncü öncül oldu. Hangi yer gösterilebilir dediği için yalnız 3 C seçeneği doğru cevabımız. 38. soru. Çiçekli bir bitkinin eşeyli üreme döngüsü incelendiğinde aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelen yavrular arasında genetik çeşitliliğe katkısının olması beklenmez. Yani kalıtsal varyasyon oluşmasına bir etkisi olmasın istiyor genetik çeşitliliğe. A. Mikrospor ana hücresinden mikrospor oluşumu. Hemen olayı bir şöyle hatırlayalım. Mikrospor ana hücresi 2n kromozoma sahip. Mikrospor n kromozoma sahip hücreler. Burada biz hangi bölünmeyi, mayoz hücre bölünmesini gözlemlediğimiz için Bakın kalıtsal çeşitlilik. Peki öyleyse burada kalıtsal çeşitlilik var. B megaspor ana hücresinde megaspor oluşumu. Hemen bakalım megaspora. Şimdi megaspor ana hücresi 2n kromozomlu yapıdır ve megaspor n kromozomlu yapıdır. Yine yine burada hangi bölünmeyi biz mayoz bölünmeyi görüyoruz. Hatta mayoz bölünme sonucu oluşan 4 hücreden 3 tanesi eriyerek kaybolur. Bir tane megaspor hücresi. Değil mi? Burada baktığımız zaman çekirdek olarak karşımızda duruyor. Hemen bakalım sorumuza. Megaspor ana hücresinde megaspor oluşumu yine kalısal çeşitlilik yaptı. Çifte döllenmenin gerçekleşmesi. Hatırlarsanız şu kısmı hemen bir gösterelim. Burada görmüş olduğumuz yumurtayla sperm çekirdekleri birleşecekti. Şurada da kim arkadaşlar birleşecekti? polar çekirdeklerle diğer sperm çekirdeği birleşecekti. Bunun sonucunda biz çifte döllenme bitkilerde gözlenir demiştik. Öyleyse çift döllenme gerçekleşmesi yumurta hücresinin döllenmesi zigot oluşumu zaten yumurtayla değil mi? Baktığımızda hücresinin döllenmesi zigot oluşumu döllenme olayı kendi başına bir kalıtsal çeşitlilik oluşturuyordu. Farklı çünkü gen yapıları bir araya geliyordu. Megaspordan yumurta hücresi oluşumu. Hemen inceliyorum. Megaspordan Yumurtanın oluşumu hangi bölünmeyle? Mitoz hücre bölünmesiyle gerçekleşir. Biz deriz ki mitoz hücre bölünmesinde kalıtsal çeşitlilik oluşmaz. Öyleyse, öyleyse megaspordan yumurta oluşumu mitoz hücre bölünmesiyle gerçekleştiği için genetik çeşitliliğe katkısı olmasını beklemeyiz. Doğru cevabımız E seçeneği. 39. soru. Bitkilerde suyun kökten gövde ve yapraklara taşınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan. A. Terleme ile oluşan basınç farkı suyun ksilemde taşınmasını etkilidir. Evet baktığımızda yapraklarda gerçekleşen terleme olayı sonucunda yaprak hücrelerindeki ozmotik basınç artacaktır. Bu da kıslemden su çekilmesini yani yukarı doğru taşınmasını sağlayacaktır. Etkilidir. B. Su kasilemde kökten yukarı doğru aktif taşıma ile taşınır. Bakın aktif taşıma diyor. Halbuki biz su molekülünün hiçbir şekilde aktif taşımasını görmüyoruz. C. Kısilem içinde suyun taşınması tek, tek yönlü olarak gerçekleşir. Evet kısilem baktığımızda odun boruları cansız suyun tek yönlü su ve suda çözülen minerallerin tek yönde hızlı olarak taşındığı yapılardır. Öyleyse tek yönlü taşınır doğrudur. E, su molekülleriyle kıslem çeperinde selüloz molekülleri etkileşir. Su moleküllerinin bir e, adezyon kuvveti olduğunu, çekim gücü olduğunu zaten biz biliyoruz. Bir etkileşim vardır. E. Kıslemdeki su yukarı doğru çekildikçe köklü ozmotik basınç artar. Su yukarı gittikçe kök hücrelerindeki su miktarı azaldığı için su alma isteği olan ozmotik basıncın arttığını, bu sayede de topraktan e, ya da bulunduğu ortamdan suyu çektiğini ifade edebiliriz. Hangisi yanlıştır dediği için suyun aktif taşıma ile taşınamayacağı B seçeneği bizim için doğru cevap. 40. soru. Aşağıdaki grafik kıyı yengeci ve örümgeç yengecin vücut sıvılarının tuz derişiminin yaşadıkları deniz suyunun tuz derişimindeki değişimlerden nasıl etkilendiğini göstermektedir. Çizgilerin iki ucundaki yıldız işaretlerimiz bu yengeçlerin yaşayabildiği deniz suyu Tuz derişiminin sınırlarını belirlemektedir. Yani bundan daha düşük tuzlukta da yaşayamıyor mesela kıyı yengeci. Buradan daha yüksek tuzluluk derecesinde yine yaşayamıyor. Ya da örümgeç yengeci yaşayabildiği tuzluk aralığı burası bakın. Gösterilmiş zaten. Peki. Bu grafiğe göre yine aynı grafik burada var. Bu grafiğe göre ifadelerden hangileri doğrudur? Örümgeç yengecin kendi vücut sıvılarının tuz derişimini düzenleme yeteneği yoktur. Hemen bakalım kırmızı e, çizgide gösterilmiş örümgeç yengeçler. Örümgeç yengeç tuzluluk arttığında doğru orantılı olarak ne yapıyor? Örümgeç yengecin vücudundaki tuzluk da artıyor. Öyleyse gerçekten tuzluk arttığında doğru orantılı olarak arttığına göre bakın arkadaşlar. Ne gözlemleyeceğiz biz? Bu canlının vücudundaki tuz derişimini düzenleme yeteneği kabiliyeti yok. Çünkü olsaydı düzenlerdi zaten. Burada ortamdaki tuzluk derecesi neyse örümgeç yengecinin vücudundaki tuzluk derecesi de o olarak ölçülüyor. Öyleyse doğru bir öncü oldu. Düzenleme yeteneği yok. 2. Kıyı yengeci deniz suyu içerisinde her koşulda vücut sıvılarının ozmotik derişimini düzenleyebilir. Halbuki kıyı yengeci bakın belli bir dereceye kadar ne yapıyor? Düzenliyor. O da daha sonra siz görüyorsunuz doğru orantılı olarak artıyor. Yani artık düzenleme kabiliyeti kalmıyor. Bu yoğunluktan daha fazla. Şu nokta nokta ile gösterilen deniz suyundaki normal deniz suyu derişiminden sonra bakın bozuluyor ve artık o da düzenleyemez hale geliyor. Ayrıca ayrıca her koşulda dediğine göre bakın kıyı yengecin yaşayamadığı tuzluluk dereceleri de var. Siz de görüyorsunuz bakın buralarda yaşayamıyor. Öyleyse yanlış bir öncül oldu. 3 Deniz suyunun tuz derişimi dikkate alındığında... Evet, deniz suyunun tuz derişimi burası. Nokta nokta ile gösterilmiş. Ben bunu yukarı doğru sizler için çekiyorum. dikkate alındığında... Bu iki yengecin aynı ortamda yaşaması mümkün değildir. Bakın, bu tuzluk derecesinde, deniz tuzluk derecesinde... ...iki yengeç de hayatta, canlı. Demiştik ya, iki yıldız arasındaki alanda yaşayabiliyorlar diye. Bakın, iki yıldız arasında alanda kalıyor bu çizgi. Yani deniz suyu derişimi... Deniz suyu derişimi dikkate alındığında bu iki yengecin aynı ortamda yaşaması mümkün değildir diyor. Halbuki mümkündür. Öyleyse üçüncü öncü de yanlış oldu. Hangisi doğru dediğine göre yalnız bir A seçeneği doğru cevabımız oldu. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.